helal kazançla meşgul olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. 21. Ahili Kültür Haftası Antalya'da törenle kutlandı. Tören Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne devrettiği Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda yapıldı. Bir şehir esnafıyla gelişir, bereketlenir. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir şehrin esnafıyla gelişeceğine, bereketleneceğine dikkat çekti. Ahilik kutlamalarını turistik etkinliklere dönüştürmeliyiz diyen Türel, ticaret güvenilir olmalı, kalite ve fiyat dengesine önem vererek güven vermeliyiz diye konuştu. Antalya'da turizmci, sanayici, esnaf hepimiz bir hakikatin farkında olmalıyız. Antalya varsa, Antalya gelişirse turizmde, ticarette gelişir. Bugün asırlar sonra ahilik geleneklerinden saygıyla söz ederken asıl mesele ahilik ahlakını da bugün de uygulayabilmektir. Ahilik sadece tarihi bir olay değildir. Bir folklor hadisesi değildir. Bir felsefe ve ahlak anlayışıdır. Bugün ahilik ahlakını tekrar örnek alma, ticaret ahlakına aynı şekilde önem vermek durumundayız. Ticaret ahlakı kuvvetli olmayan yerde ticaret gelişmez. Antalya'da ticaret güvenilir olmalı. Kalite ve fiyat dengesine herkes dikkat etmelidir. Turiste ayrı, tanıdığı ayrı, yerliye ayrı, yabancıya ayrı fiyat olmamalı. Törende Elmalı'da 50 yılı aşkın süredir sobacılık mesleğiyle uğraşan 71 yaşındaki Fevzi Aykut yılın ahisi seçildi. Aykut'a ahilik kaftanını Vali Karaloğlu ile Ayasop Başkanı Adlıhan Dere birlikte giydirdi. Ahilik haftası kutlaması etli pilav ve ayran ikramıyla sona erdi.